Aslı Erdoğan ile Necmi Yalpay tahliye oldu. Mersin'de büyük afet. Asgari ücret açıklandı. Günün haberleri başlıyor. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda yer aldıkları gerekçesiyle 4 ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ile dil bilimci Necmiye Alpay hakim karşısına çıktı. Erdoğan savunmasında siyasi otorite gibi düşünmeyen suçludur. Kendi bizzat tersini ispatlayana dek cezalandırılacaktır. Bu ortaçağın engizisyonunun bakış açısıdır derken Alpay da yangını söndürmeye çalışanların da ateşe atılmak istendiği bir konjonktürle karşı karşıyayız dedi. Mahkeme çok sayıda milletvekili, yabancı misyon ve uluslararası yazarlar birliği temsilcilerinin izlediği davada Erdoğan ve Alpay için tahliye kararı verdi. İddianamede 4'ü tutuklu 9 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Fransız Le Monde gazetesinin birinci sayfasını ve iç sayfalardan bir tam sayfasını Aslı Erdoğan'a ayırdığı gün tahliye kararı çıkması manidar bulunurken, söz konusu davada sadece Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. 6 milyon hanenin beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Buna göre %8'lik artışla brüt ücret 1777, net ücret 1404 TL oldu. 104 TL'lik zam günlük 3 lira 46 kuruşa tekabül ediyor. 2016'da 442 dolara karşılık gelen asgari ücret %8 zamma rağmen 395 dolarda kaldı. Ve çalışanların aylık reel geliri ortalama 50 dolar eridi. Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk İş asgari ücretin 1600, DİSK ise 2000 TL olmasını talep ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Elbette yapılan anlaşmalar kırılgan diyen Putin, Şam ile muhalefet arasında 3 belge imzalandığına dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Rusya ile anlaştığını açıklayan AKP'liler ve Erdoğan için paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler dedi. Başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı ve meclise karşılıklı fesih yetkisi veren maddeyle Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren anayasa değişikliği teklifi maddesi komisyonda kabul edildi. Komisyondaki görüşmelerin 9. gününde kabul edilen teklif sayısı 12'ye yükseldi. Gazeteci Ahmet Şık evine giden polislerce gözaltına alındı. Avukat görüşüne kısıtlama kararı getirilirken neden gözaltına alındığıyla ilgili de hiçbir bilgi verilmedi. Ahmet Şık öğrenemeden suçlamaları servis eden Anadolu Ajansı gözaltı gerekçesinin başında Rus Büyükelçi suikastçısının El Nusracı olduğuna dair tweetlerini sıraladı. Mersin'de etkili olan kuvvetli yağışlar sele sebep oldu. Şehrin ana yollarına basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların ardından okullar bir gün tatil edildi.